Efendim bu kadar seçkin kişinin bulunduğu bir ortamda herhalde bir politikacıyı çok fazla dinlemek istemezsiniz. Aslında bizim amacımız sizi dinlemek. Sizin sorunlarınızı 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ama yaşadığınız sorunları aktarırsanız biz hazırlayacağımız seçim bildirgesinde bunlara yer verebiliriz. Sanatı ve sanatçıyı sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizler de sizin yarattığınız sanattan yararlanmaya çalışıyoruz. Bu konuda genç ve yetenekli belediye başkanımız bizim düşüncelerimizi bir çerçeve içinde size sundu. Ve size açık çek verdi. Çankaya Belediyesi olarak sanatçıların arzu ettiği her alanda kapıların açık olduğunu ve sizlere hizmet vermek istediklerini ifade ettiler. Biz de tabii ana amacımız bu, hedefimiz bu, dünya görüşümüz bu, sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Ve şuna bütün içtenliğimle inanıyorum. Sanatı olmayan bir toplumun, sanatçısı olmayan bir toplumun yaşama şansı yoktur. Toplumu toplum yapan, toplumu kaliteli kılan sanatın kendisidir. O nedenle sizin toplum nezdinde çok büyük bir yeriniz var. İktidarlar doğal olarak sanatçılardan zaman zaman şikayet ederler. Doğal olarak diyorum, şu nedenle diyorum. Kendi beğenmedikleri pek çok aykırılığı sizler rahatlıkla dile getirebiliyorsunuz. Getirmek de zaten sizin bir anlamda göreviniz. Siyasetin yapması gereken sanatın ve sanatçının eleştirisine tahammül etmektir. Asıl görevimiz o bizim. Eleştirmek değil, tam tersine tahammül etmektir. Sizler dünyaya farklı bakarsınız. Dünyayı bizim görmediğimiz gözlerle görürsünüz. Bizim bakmadığımız çerçeve içinde dünyaya bakarsınız. Aykırılıkların uyumunu sağlarsınız sanatçı olarak. Biz de zaten sizi öyle görüyoruz. Önümüzdeki süreç içinde geleceği birlikte kuruyoruz diye bir çalışmamız var, bir seçim bildirgemiz var. Bu bağlamda toplumun değişik kesimleriyle bir araya geliyoruz. İstanbul'da sanatçılarımızla bir araya geldik. Şimdi Ankara'da önümüzdeki günlerde bunu Anadolu'nun diğer kentlerine de taşımayı düşünüyoruz. Orada da sanatçılarla bir araya gelmek ve onlarla konuşmak, onları dinlemek istiyoruz. Bu nedenle sizlerin bize aktaracağı bilgiler bizim için çok çok önemli. Biz bunlardan yararlanacağız. Seçim bildirgemizi bu çerçevede hazırlayacağız. Ve gerçekten de Çağdaş Türkiye'yi, Uygar Türkiye'yi, Mustafa Kemal'in Türkiye'sini biz yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Belki dünya görüşlerimiz farklı olabilir. Belki siyaseten de farklı düşünmüş olabiliriz. Ama biz ortak paydamızı büyütmek zorundayız. Ortak alanımızı genişletebilirsek geleceği daha sağlıklı kurabiliriz. Nedir ortak paydamız? Demokrasidir. Özgürlüktür. Düşüncelerin özgürce ifade edilmesidir. Sanatçının özgürce sanatını yapabileceği bir iklimin yaratılmasıdır. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda kadın erkek eşitliğidir. Bu çerçeveden baktığımızda ortak paydayı büyütmememiz için hiçbir neden de yok. Zaman zaman farklı düşünebiliriz. Farklı görüşlerimiz de olabilir. Sonuçta biz siyasetçiyiz ama sizler sanatçısınız. Biz Türkiye'yi yönetiyoruz ama sanatçısız bir toplumu yönetmenin mümkün olmadığını da biliyoruz. O açıdan bize düşen görevler var, eksikliklerimiz olabilir. Bunları rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla biz sizin önerilerinize, sizin görüşlerinize elimizden gelen değeri vereceğiz ve beraber güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Asıl hedefimiz, asıl beklentimiz bu. Ben sözlerimi burada bitiriyorum ve asıl sözü sizlere vereceğim ve sizleri dinlemeye çalışacağız. Değerli dostlarım, öyle ifade edeyim, eğer bizi dost olarak kabul ederseniz.